Çok sıkıntılı yani. Bu ülkenin durumu çok sıkıntılı. AK Parti'yi iktidardan indirmeliyiz. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin. Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldı. Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Bunların hepsi maalesef yalan dolan tür şeyler. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmalıyız. Doların değeriyle ilgili acaba Japonya bir değerlendirme yapıyor mu? Türkiye'yi fakirleştirdiniz, kendi vatandaşına pahalı, yabancıya ucuz bir memleket haline getirdiniz. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan turistler her hafta alışverişlerini yapmak üzere sınırı geçip Edirne'ye akın ediyorlar. Biz bu noktada ekonominin evvelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Burası İstanbul Beylikdüzü üst geçit. Az önce kendi Volkswagen aracından indi geldi burada oturdu. Sample bas. Bıraksınız alışacaksınız. Böyle bir şey yok. Yandık Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti pahalı hayata alışmıyor. İnsanlar gidip çarşı pazarda mahvoluyorlar ya. Böyle bir şey var mı? Erdoğan Türkiye'yi devraldığında tablo buydu. Yavaş 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 dolar yükseldi. Tarih 24 Haziran 2018. 170 liradan aldığı 100 doları 2003'ten 2018'e gelinceye kadar 470 liraya çıkardı. 2002, 2003, 2018. Arada bir 15 yıl var. 15 yılda buradan buraya geldi. Sonra ne oldu? 3 yıl geçti. Bugün 11 Kasım. 11 Kasım. Yetmedi, burada kalmadı. Tek adam yönetimiyle bu 100 dolar 470, 570, 670, 770, 870, 996 lira. İşte Erdoğan'ın getirdiği Türkiye bu.